Efendim ben İrfan Çalışkan, Söz Milletin programı başlıyor. Programımızın bu bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı başörtüsü konusuyla alakalı o anayasal temeldeki değişiklik önerisini vatandaşlara soracağız. Bakalım ne tip cevaplar alacağız. Söz Milletin programı başlıyor. Vallahi bilmiyorum ne söylesin. Destekliyor musun? Evet destekliyorum. Yani ondan çok şeyiz, çok memnunuz, çok iyiydi. Böyle bir başörtüsü meselesini de anayasal bir temele oturtması konusunu, bu çıkışını nasıl buluyorsunuz? Vallahi iyidir, çok iyi şey yapıyor. Hani Allah ondan şey olsun. Çok iyidir. Teşekkür ederim, sağ olasın. Yani bence kimse bu konuda bir yorum yapmamalı. Sonuçta herkesin kendi hayatı, kendi inanışı, kendi kıyafeti, kendi giyimi. Bunun yani kamuda... Bunun siyasete taşınması da bence çok saçma. Ne yazık ki 28 Şubat süreci bunu tetikleyen en büyük unsurlardan bir tanesi oldu. İnsanlar kamuda, mecliste ya da bir yere gittikleri zaman başörtüsünden kaynaklı hep bir eleştiriye ya da yargılamaya maruz kaldılar. Tabii bu Türkiye yaşanan gelişmelerle son 20 yılda bunu kat etti. Evet bugün başın neden kapalı ya da okula girememe ya da bir devlet kurumuna gidememe ya da orada çalışamama gibi bir problem yok. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan bir çıkış yaptı ama bu çıkışın öncesi de CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bir kanun teklifi vererek başörtüsü meselesini bir koruma altına alınması sözüyle başladı bu çıkış. Ama Erdoğan tabii bir tık üste taşıdı ve dedi ki bunu anayasal düzeyde değiştirelim. Eğer yapacaksak böyle bir şey yapalım dedi. İşte bu tartışma sürüyor. Mantıklı olmuş. Madem bu konu ele alınması gerekiyor, muhalefetin bu yönde bir talebi var. İktidar da anayasal olarak ele almak istemiş doğal olarak. Normal. Yani desteklensin diyorsunuz. Desteklerim. Evet. Desteklensin diyorum. Anneciğim merhaba, nasılsın? Sence hala başörtüsü sorunu var mı bu ülkede? Hayır. Sorun yok. Sorun yok diyorsun. Yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir çıkış yaptı. Takip ediyorsan, televizyon izliyorsan, gazete okuyorsan görmüşsündür. Başörtüsü meselesini anayasal şekilde ele alalım. Anayasada bir değişiklik yapalım. Doğru söyler Erdoğan Bey. Doğru mu diyor? Doğru söyler. En iyisini söylüyor Erdoğan Bey. Erdoğan'a katılırız biz. İki de o varmış yani. Teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir çıkış yaptı. Kanun teklifi hazırlayalım, verelim, mecliste görüşülsün denildi. Bu başörtüsü meselesi böylece tamamen korunma altına alınsın dedi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu bir üst lige taşıdı amiyane tabirle. Dedi ki biz bunu anayasal düzende anayasayı değiştirerek ele alalım dedi. Siz ne diyorsunuz? Sizce bu yaklaşım nasıl? Doğru bir yaklaşım. Anayasal şekilde düzenlensin diyorsunuz yani. Doğru, evet, aynen öyle. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Teşekkürler. Sizce hala memlekette bir başörtüsü sorunu var mı? Herkese soruyoruz. Hiç öyle bir şey yok. Sorun edenlerin kafasına basmak lazım. Abi sizce memlekette bir başörtüsü sorunu var mı? Ne başörtüsü sorunu ya? Bizim atalarımızdan başörtülü gördük. Başörtüsü ne sorunuymuş? Sorun yapanlar kendisi sorun. Başlı başına sorun. Onları sorun ediyor yani. Bu olayı büyütüp de... Vatan sanki... hainleri sorun yapıyor. Ne? Vatan haini, düpedüz vatan haini ya. Bunu meclise getirmeye çalışanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Yine bir şey yapmaya çalışıyorlar. Yani doğru düzgün bir şeyin üstünde değiller onlar. Hep yalan dolandan bir şeyler yapmaya, gündem uyanatmaya çalışıyorlar ama boşuna bir şey yapıyorlar yani. Ha. Ama doğrusunu söylüyor, yanaşmayacaklar ama bak. Bu gerçek yani. Yanaşsalar ona da yanaşmayacaklar. Muhakkak yine bir şeyin altını çalıyor gibi iş yapacaklar yani. Tamam. Eyvallah, teşekkür ederim. Sağ olun. Sizce memleketimizde hala bir başörtüsü problemi var mı? Kesinlikle yok. Yıllar önce bu çözüldü. Elhamdülillah AK Parti ile beraber, MHP beraber bunu çözdüler. Ama şu anda yapılan o parti liderinin ismini bile telaffuz etmek istemiyorum. O oy toplamak için başörtüsü kardeşlerimizden aman ha sakın sakın bu oyuna gelmesinler. Çünkü ben Almanya'da yaşıyorum. Elhamdülillah burayı çok iyi görüyoruz. Kesinlikle buna aldanmasınlar. Yani bu seçimlerde çok önemli. Bunun başka bir amaçları, bir gayeleri yok.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuyu biliyorsunuz, takip etmişsiniz. Almanya'dan çok iyi takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyu yine dikkate alarak, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini, bir kanun teklifi verelim, bir yasa hazırlayalım çıkışını dikkate alarak, kendisi de gel bunu o zaman anayasal bir temelde çözelim çıkışını nasıl görüyorsunuz? En doğrusu o ya. Şimdi kanun olduğu zaman kanunu bir başka bir parti, bir başka bir siyasi partiyle gelip değiştirebilir. Ama anayasada değişmesi daha çok zor olur. Şu anda ben anlamıyorum bunu, bir de anlamakta da yani zorluk çekiyorum. Konuşulduğu zaman siyasetçiler %99'u Müslüman bir ülkede. Neden bu problem var? Yani başörtüsü takmayana da biz bir şey demiyoruz. Onlar da bizim kardeşimiz. Yani takanlara da neden bu kadar bir zorluk oluyor? Ben anlayamıyorum yani. Kesinlikle Tayyip Bey'in söylediği çok doğrudur. Anayasa konduğu zaman onun kaldırılması daha zor olur. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Bence önce şimdi şu anda yok. Ama şeyin zamanında vardı, CHP'nin zamanında. Çünkü çok başörtüsü sorunları yaşadık. Çok eylem yaptık. Ama şu anda yok. 28 Şubat'ı diyorum yaşadım. Yani en derinine kadar hissettim diyor. Aynen. Şimdi konumuz şu. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir çıkış yaptı. Bir kanun verelim, bir yasa hazırlayalım dedi. Ama samimiyetine inanmıyorum. İnanmıyorsunuz. Aynen. Erdoğan da dedi ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğer bunu çözeceksek, yani dikkate alarak yine Kılıçdaroğlu'nu, gel bunu anayasal temelde halledelim dedi. Nasıl, destekliyor musun? Destekliyorum. Ama Kılıçdaroğlu gelmeyecek. Bundan da eminim yani. Eyvallah, sağ olasın. Abi aynı soru size de geçerli. Bugün itibariyle siz ne düşünüyorsunuz? Ben de bugün itibariyle CHP hiç gelmeyecek, hayata da gelmeyecek. O zaten burada Türkiye'yi karıştıran hep CHP'dir. Seçim sonucunu sormadım. Bu biliyorum yani, bu yani zaten bu baş bu konuyla alakalı. Bu başörtüsü de CHP ortaya atmış. Başka kimse getirmiyor ki. Ha? Gereksiz mi diyorsunuz abi yani? Gereksiz tabii ya. Şu an bir şey yok ki. Şu an hiçbir şey yok. Eyvallah, teşekkür ederim. Gidelim. En çok söz hakkı da onlarda olması lazım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizce Türkiye'de bir başörtüsü problemi var mı? Yok. Niye olsun ki? Bizim başörtümüz serbest. İstediğim gibi diyorum, takıyorsun, kullanıyorsun. Şafını da giyiyor, başörtüsünü de örtüyor. Ne yasağı varmış ki? Eyvallah. Önemli olan da zaten bu insanların giyimlerine, kuşamlarına karışılmaması, inanç kuşamlarına karışılmaması. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir yasa teklifi verelim dedi bu konuyla alakalı, başörtüsü meselesiyle ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki, onu bir üst lige taşıdı amiyane tabirle, bunu anayasal bir temelde ele alalım, çözeceksek anayasa değişikliğiyle çözelim dedi. Siz katılıyor musunuz bu görüşe? Katılırım. Tayyip'in sözlerine katılırım. Kılıçdaroğlu gidip başörtülere taktığı şeye bakmasın. Onunki gerçek kapalılara takmıyor ki. Onunki laf olsun diye. Başka ne diyeyim? Teşekkürler, sağ olasın. Hala var olarak görüyorsunuz bu sorunu, doğru mu? Var. Nasıl görüyorsunuz? Bize anlatır mısınız? Yani olayı nereden görüyorsunuz? Başörtüsü sizce bir sorun mu? Yoksa insanların takması mı bir sorun yani teşkil ediyor? Değil. Bence sorun değil. Yani açık bayanlar kapalılara böyle ters ters bakıyorlar. Ben sevmiyorum onu. Kapalılık bence güzel. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir çıkışı oldu bu meseleyle alakalı. Erdoğan da dedi ki, biz bunu çözeceksek yasayla değil de dedi, gel anayasal bir temelde, anayasa değişikliğiyle bunu çözelim. Hem de bunu koruma altına almış olalım dedi. Siz bu çıkışı, bu görüşü nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na katılmıyorum. Ben katılmıyorum ona. Erdoğan'ın çıkışını nasıl görüyorsunuz? Haklı. Erdoğan haklı. Ya başörtümüzü kaldırmasınlar. Mesele kaldırmak değil. Aslında her iki tarafta bu, yani şöyle diyor. Bunu koruma altına alalım diyor. Koruma altına alalım. Alalım, koruma altına alalım. Bir taraf yasa kanunla, bir tarafta anayasa değişikliğiyle. Yani Erdoğan anayasa değişikliğiyle bunu hem koruma altına alalım, hem de bir anayasal bir temele otursun. Nasıl biliyorlarsa öyle yapsınlar. Ben başörtümü örterim. Hadi. Eyvallah, sağ ol. Nasılsın? Oo, çok iyiyim oğlum la. Memleket nereye? Ben Halis Muğlis Kırşehirliyim. Kırşehirlisin, çok güzel. Sizde mi Kırşehirli? Ablam olur. Şimdi sizce memleketimizde bir başörtüsü sorunu var mı?
Var ama biz memnunuz çok şükür. Oğlum bana öyle kızıyım onlara. Niye? Gerçekten. Başörtümüz onlara ne yapıyor ki yani? Aslında gayet iyi. Annemiz, babamız, Fatma anamızdan gelen, eskimlerimizden gelen başörtümüzdür. Başörtü niye kaldırıyorlar ki? Öyle bir şey yok zaten. Öyle kimse de öyle, kimse öyle bir şey yapmaya gücü de yetmez. Tabii, o ayrı hikaye. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki, yasa ya da kanun teklifi işte bu şekilde bir meclise bir kanun teklifi getirelim. Kadınların bu başörtüsünü koruma altına alalım. Yani bu özgürlüklerini koruma altına alalım dedi. Erdoğan da dedi ki bu kanunla, yasa teklifiyle bir şeyle olacak iş değil. Gel bunu anayasal bir değişiklikle, yani bir üst dilge çıkarttı, öyle söyleyeyim. Sizce Erdoğan'ın bu söylemi nasıl? Siz katılıyor musunuz? Erdoğan'a doğru. Kılıçdaroğlu yalan söylüyor. Erdoğan'ı yalnız bırakmıyoruz. Onun arkasında elhamdülillah Türkiye'mizde çok iyi. Biz çok çok memnunuz. Başörtümüzden de, kıyafetimizden çok da memnunuz. Çok şükür elhamdülillah biz de iyiyiz. Teşekkür ederim, sağ olasın. Yeni bir gündem var biliyorsunuz, yeni bir tartışma konusu. Ya çok uzun süredir haberleri falan izleyemiyorum, çok yoğun çalışıyorum. Hani o yüzden. Kılıçdaroğlu bir yasa teklifi yapalım, bir kanun teklifi ile meclise getirelim, bir güvence altına alalım diye bir çıkış yaptı bu. Erdoğan da dedi ki, bunu yasa ya da kanun teklifleriyle değil, anayasal bir temele indirerek anayasa değişikliğiyle koruyalım dedi. Sizce bu görüşü nasıl değerlendirmek lazım? Yani anayasaya hani girerse daha güzel olur diye düşünüyorum. Daha garantili olur. Garantili olur, doğru. Tabii tabii. Yani ben Cumhurbaşkanı ile aynı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz başka bir şey? Yani 30 yıl önce bugünleri göreceğimi söyleseler, hani ne bileyim, her yerde serbestsiniz, adam yerine konuluyorsunuz. İnsan olduğunuzu hissediyor ve hissettiriyorsunuz. Hani bu çok güzel bir nimet. Çünkü ben hani 92'de üniversiteye girdim, ilahiyat mezunuyum. 8 Şubat'ın en sıkıntılı yıllarını yaşadım diyorsunuz tabii, yani. Tabii tabii, evde oturmak zorunda kaldım. Babamdan para istedim yani harçlık olarak hani çalışabilecekken. Bir seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz ki ilahiyatı seçme sebebim de oydu. Hani sıkıntılı bir hayat yaşamak istemedim. Başörtümle insan olduğumu hissettirilerek, kamu personeli olarak çalışmak gibi bir niyetim vardı. İlahiyatı da onun için seçmiştim. O yüzden hayal edemeyeceğim günleri yaşıyoruz yani. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz haftalarda bir çıkış yaptı. Dedi ki biz bir kanun getirelim, kanun teklifiyle meclise dedi. Bunu getirerek koruma altına alalım dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da grup toplantısında dedi ki bunu kanun ya da yasalarla değil de dedi, anayasal bir temelde çözelim, anayasa değişikliğiyle çözelim dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani o partiye pek aklım ermez oğlum. Eyvallah. Parti benim işim değil. Biz inancımız gereği örtüyoruz. Bir sorundan da eski gençlik yıllarımızda oldu. Çok oldu bu başörtüden dolayı da. Çok öğrenciler okula gidemedi. Yani çok sıkıntılar çektiler gençlik yıllarımızda. Ama şimdi hiç duymuyorum yani bir sıkıntı var mı yok mu? Eyvallah, teşekkürler. Çok sağ olasın. Ağzına sağlık. Abi şöyle, yani insanların özgür bırakılması gerek. Artık yani kaç yılındayız? Şu başörtüsü muhabbetlerini artık kapatmalıyız yani. İnsanlar istediğini istediği şekilde giysin. Böyle şeylerde tartışılmasın yani. Ülkede başka şeyler tartışalım. İnsanlar yani öldürülüyor sokakta. İnsanlar öldürülüyor. İnsanlar hala başörtüsü tartışıyor. Bence saçma yani. İnsanların artık aşması lazım böyle şeyleri. Çok haklısın. Çok doğru söyledin. Bir iki cümle de senden alayım. Ben arkadaşa katılıyorum. Kesinlikle doğru. Şu an hani konuşulması gereken şey başörtüsü değil de çok daha farklı şeyler var. Yani en azından zaten hem... bu konu diyorsunuz ki yani konuşulmaması bile. Konuşulması bile garip yani. Garip diyorsunuz. Aynen. Çok doğru. Zaman kaybı. Zaman kaybı. Belki bu konulardan dolayı gençlik enerjisini de değil mi doğru yönlendiremiyor belki de yani. Aynen. Söz Milletin programının bir bölümünün daha sonuna geldik sevgili izleyenler. Programımızın bu bölümü başörtüsü konusuydu. Vatandaşlarımızın cevapları da işte bu şekildeydi. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.